Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok önemli bir konuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü konumuz taklacı oyun güvercininde dişi kuşun önemi. Arkadaşlar eski kuşçu ustalarımız dişi kuşun önemini bilirler ama bazı konularda bilmedikleri şeyler var veya yanlış bildikleri şeyler var veya eksik bildikleri durumlar var. Bunların detaylarına şimdi geçeceğim. En önemli yanlış bildikleri şeylerden birini anlatayım arkadaşlar. Bir kısım ciddi bir kısımdır. Oyun kuşunda soyun mesela dişiden geçtiğini düşünür. Bu kesinlikle doğru değildir arkadaşlar. Oyun kuşunda soy erkekten geçer. Mesela bunu daha öncesinden yine anlattım ama kısaca yine anlatayım. Mesela Türkiye Jockey Kulübü arkadaşlar milyon dolarlar verir, yurt dışından aygır ithal eder. O at geldiği zaman arkadaşlar ondan birçok işte at yetiştiricisi kendi dişilerini götürür, o ata çekim yaparlar. Ve o attan çıkacak yavrular arkadaşlar, genel için konuşuyorum, örnek veriyorum, aygır uzun metre kumcu atsa genelde uzun metre kumcu atlar çıkar veya çimci ise çimci çıkar veya kısa metre mesafe atlarıysa yine aynı şekilde süratli atlarsa genelde süratli atlar çıkar arkadaşlar. Kendini yansıtır yani erkek aygır, yani genel özellik olarak kendini yansıtır. Ama eşledikleri dişiye göre de bu farklılık gösterebilir. Mesela örnek veriyorum, işte hem çimci hem kumcu olabilir ama bu istisnalar hani değiştirmez. Dediğim gibi genel baktığınız zaman özelliklerine, örnek veriyorum, uzun metre çimci atlar veriyorsa, açık yarış atları veriyorsa uzun metre çimci açık yarış atları verir. Ha, kısa mesafeye başka bir dişe eşlemiştir. Kısa mesafede de başarılı olan atlar vardır. Bunlar değil mi ama genel ağırlık olarak konuşuyorum, genel itibariyle uzun metre işte çimci atlar verir. Şimdi oyun kuşunda da arkadaşlar bu şekildedir. Yani sizin örnek veriyorum, çok iyi atışlı kuşunuz varsa genelde alacağınız yavrular da bu şekilde atışlı olur. Ama bazı durumlarda bu öyle olmayabilir. Şimdi o durumlarda işte dişiyle alakalı durumlar arkadaşlar. Bunların detaylarına geçiyorum. Şimdi dişiyi arkadaşlar şöyle 3 ana gruba ayırabiliriz arkadaşlar. Birinci grup arkadaşlar, birinci grup dişiler. Kendinden bir şeyler katan kuşlardır. Yani iyi veya kötü, iyi bir kuşsa diyelim ki, erkek kötü bile oynasa kendi özelliklerini direkt yansıtır. Yani erkek işte 10 metre gidiyorsa, kendisi 20 metre gidiyorsa 20 metreye çıkarır, bol taklalıysa bol takla olayını yansıtır, direkt kendini erkeğe de pisliklerin hataları varsa da onu temizler, iyi bir kuş haline getirir. İyi bir dişi kuştan bahsediyorum. Aynı şekilde kötüyse de erkek iyi bile olsa kendini yansıttığı için altından doğan yavrular da yine aynı şekilde kötü olurlar. Bu birinci kısım arkadaşlar. Birinci grup dişi kuşumuz. İkinci grup arkadaşlar, erkek de bir bütündür. Yani kendinden de bir şeyler katar. Direkt erkeği hani hem alır erkekten bir şeyler hem de kendi bir şeyler katar. Yani ortak bir kuş çıkarır ortaya. Yani kendisi ve erkekten kattığı bir kuşu çıkarır ortaya. Bu ikinci kuşlardır arkadaşlar. Bu kan uyuşumuyla alakalı. Hem kendinden bir şey katar hem erkekten. Yani sadece kendini yansıtmaz. İkisinin de iyi olması gerekir. Bu ikinci grup kuşumuz. Bir de üçüncü grup kuşumuz vardır arkadaşlar. Bu da kendini sadece dişi görevi yapar. Yani bir tarla görevi yapar arkadaşlar. Erkek neyse olduğu gibi yansıtır. Yani kendisi hiçbir şey katmaz. Eksi veya artı yönde hiçbir şey katmaz. Erkek neyse olduğu gibi onu yansıtır. Bu da üçüncü grup dişimizdir arkadaşlar. Şimdi tabii bunu işte mesela elinde kendini olduğu gibi yansıtan, kendini iyi bir kuş olan şeylerin varsa ya, kuşçularımız varsa ya, şunu söylemişler. Diyorlar ki kuş işte dişiden geçer. Hayır, dişiden geçmez. Senin elindeki dişi çok iyi bir dişi. Kanı ağır basan bir dişi. Erkek kuşu temizliyor ama genel olarak kuş dediğim gibi erkekten geçer. Çünkü onu şuradan da anlayabilirsiniz esasında. Diyelim ki her şeyle temizleyen, iyi kendi özelliklerini yansıtan bir dişimiz var. İşte diyelim ki 30 metre gidiyor, 10 takla gidiyor vesaire. Onu arkadaşlar, bu dediğimin ne kadar doğru olduğunu anlayabilmeniz için şunu kendinizde gözünüzde test edip görebilirsiniz. O kuşunuza, çok iyi dediğiniz kuşunuza iki tane farklı erkek eşeği, karakter, oyun anlamında iki tane farklı erkek eşeğin arkadaşlar. İkisinin de birbirinden farklı özelliklerde yavrular verdiğini göreceksiniz. Yani hani yine iyi kuşlar verecektir ama oyun tertibatı anlamında farklı kuşlar verecektir. Yani direkt hani kendini yansıtan kuşlar vermeyecektir. Buradan da çok net anlayabilirsiniz. Şimdi bu dediğim gibi önemli bir konu. İkinci bir durum arkadaşlar, dişi kuş genelde bütün özelliklerini erkek kuşa
aktarır. Özellikle buna çok dikkat edin arkadaşlar. Hani soyun devamı için konuşuyorum. Çünkü kendi evinizdeki soyun erkekten mi kaynaklandığını, dişiden mi kaynaklandığını bildiğiniz zaman veya ikisinin ortak kuşundan mı kaynaklandığını bildiğiniz zaman bu sizin için çok büyük, önemli bir şifredir esasında. Şimdi bir de bunun yansıtması var tabii ki. Yansıtması da şu şekilde arkadaşlar. Şimdi yavrular genetik olarak konuşuyorum burada, artık biraz daha bilimsel konuşayım. Şimdi arkadaşlar diyelim ki iki kuşu tutmuş kuş için bahsedeyim. İki tane, bir erkek bir dişi aldınız ve kuşlar tuttu, yavrularını uçurdunuz, görüyorsunuz. Şimdi bu yavrularda önemli bir detay var arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Alacağınız yavruların hiçbiri ama hiçbiri diğerinin aynısı olmayacaktır. Diyorsunuz ya, bu buna benziyor, aynısı. Öyle değil yani. Evet, aynı karaktere benzer kuşlar çıkabilir. Örnek veriyorum, 10 takla kuş çıktı ama diğer aldığınız yavru da 10 takla oynayacak diye bir şey yok. O 10 taklaya çıkabilir ama ikisi de 10 takla oynayabilir. Öyle de söyleyeyim. İkisi de 10 takla oynayabilir ama aynı kuş değillerdir. Bunu bir kere net bir şekilde anlamanız gerekir. Genetik olarak konuşuyorum burada. Kesinlikle aynı kuş değillerdir. Ama genel özellik olarak aynı özellikleri verirler. Bu başka bir konu. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken önemli detay şu arkadaşlar. Aldığımız yavrular, 4 çift yavrudan bahsediyorum arkadaşlar. Genetik olarak çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi iyi dinleyin. Bu soyunuzun devamı, kuş oluşturma veya kendi gözleminiz, kümesinizin dizaynı açısından, gelişimi açısından çok çok önemli. Alacağınız arkadaşlar, alacağınız 4 çift yavruda, yani 4 ağızla diyebilirsiniz eski kuşçu tabiriyle. 4 ağız yavruda arkadaşlar, bir çift babaya benzer kuşlar verir. Bir çift anneye benzeyen kuşlar verir. İki çift de arkadaşlar ikisinin ortak kuşunu verir. Bakın, çok önemli, tekrar ediyorum. Bir çift anneye benzeyen kuşlar verir. Bir çift babaya benzeyen kuşlar verir. İki çift de ikisinin ortak kuşunu verir. Yani sizin kuşunuz oynuyorsa hangisinin daha iyi oynadığını buradan daha net görebilirsiniz. Ama bunun sıralaması farklı olabilir. Örnek veriyorum size, ilk yavruları mesela ikisinin ortak kuşu gelebilir. Anlatabiliyor muyum? Veya babaya benzeyen kuş gelebilir. Veya anneye benzeyen kuş gelebilir. Bunu sizin kendinizin görüyor olması lazım. Bunu nasıl görebilirsiniz? Anneyi babayı biliyorsanız oyun şeklinden çıkarabilirsiniz. Veya işte kanat fiziki özelliklerinden çıkarabilirsiniz. Kuşların tipine bakarak, işaretlerine bakarak, anne baba özelliklerine bakarak hangisinin anneye benzeyen, hangisinin babaya benzeyen, fizik ve uçum özelliklerini de katarak hangisinin anneye benzeyen, hangisinin babaya benzeyen, hangisinin de ikisinin ortak kuşu olduğunu belirliyor olmanız gerekiyor. Bu da yine kuşçulukta önemli şifrelerden birisi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu çok önemli bir konu ama sadece benim anlatmamla olacak bir şey değil. Burada sizin de biraz emek harcıyor olmanız lazım. Çünkü en iyi kuşlarınızı siz kendiniz biliyorsunuz. Annesini, annenin nasıl olduğunu, babanın nasıl olduğunu, hangi özellikler taşıdığını, havada nasıl olduklarını ve yavruları da yine aynı gözlemleyecek olan kişiler sizlersiniz. Siz bir emek sarf edeceksiniz. Ben size birkaç dakikada, belki 10 yıllarca bir ciddi bir emeğin karşılığını birkaç dakikada anlatıyorum. Bu yüzden de beğenilerinizi lütfen esirgemeyin. Eğer videoyu beğendiyseniz, tabii zorla bir şey beğenmenizi de istemem. Videoyu beğendiyseniz beğenilerinizi esirgemenizi istemem. Daha çok kuşçuya ulaşalım. Bilgi paylaştıkça güzel. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.